Sercan Dikme telefon hattımızda. Bir dinleyelim Sercan'dan. Çok sıcak bir gelişme. Sercan Dikme hoş geldin. Söz sende. Hoş bulduk. Kerem Can Bulat, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Zaten uzun bir zamandır Beşiktaş'ın Muleka'yla ilgisi olduğunu biliyoruz. Muleka'nın Beşiktaş'a gelmek istediğini de biliyoruz. Ancak 2-3 gün öncesinde Standard Liège ve Burnley yaklaşık 4 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Ancak daha sonrasında Muleka ve Burnley kulübü yetkilileri görüşmeye başladı. Belli bir aşamaya gelmişti ancak doğrulatabildiğim ve teyit ettirebildiğim bölüm şudur ki Burnley ve Muleka henüz tam anlamıyla bir anlaşma sağlayamadı. Öğrendiğim kadarıyla da Beşiktaş'ın teklif ettiği yıllık ücret ve Burnley'nin Muleka'ya yıllık ücreti arasında çok büyük bir fark var. Elimizde bulunan teyitli bilgiler şu şekilde. Burnley ve Muleka arasında herhangi bir imza yok. Muleka Beşiktaş'a gelmek istiyor ve Beşiktaş Standard Liège ile Muleka transferi için bir kez daha yavaş yavaş görüşmelere başlıyor. Muleka'yı bir kez daha gündemine aldı. Net ve yalın bir şekilde söyleyebileceğimiz şu ki Beşiktaş'ta bir kez daha Muleka defteri açıldı. Bir kez daha Muleka defteri açıldı diyor Sercan Dikme. Teşekkür ediyoruz. Sıcak gelişmeyi Sercan bizlerle paylaştı. Biz de Muleka Beşiktaş flörtü acaba bir son aşamaya gelebilir mi? Bunu merak ediyoruz. Gelebilir. Çünkü oyuncu burayı istiyor. Zaten ben bugün yayına gelmeden görüştüğümde de Beşiktaş yöneticileriyle beklentimiz var dedi. Ya bekliyoruz dedi. Hala çünkü orayla bir anlaşması yok diye. Evet. Benim takıldığım tek nokta var. Vegors konusu. Çünkü Beşiktaş Burnley'den Vegors'u almak istiyor kiralık olarak. Ve opsiyon maddesi vesaire konuşuyordu. Burnley, Jackson Muleka'ya talip oldu. Anlaşamadı. Beşiktaş ikisini birden alırsa ilginç bir durum olur. Peki Beşiktaş tekrar Muleka konusuna yüklendiği için Burnley ile bir gerginlik bu noktada söz konusu olabilir mi? Vallahi İngilizlerin huyunu suyunu bilmiyoruz. Türkiye'de olsa bir şey böyle bir şey olurdu yani. Onların huyunu suyunu bilmiyoruz ama Burnley'nin de Beşiktaş yönetimini beklettiğini söyleyelim. Evet. Yani şöyle 10 gün önce bir anlaşma sağlanmış zaten. Burada sadece Beşiktaş'ın beklediği tek bir şey var. Burnley'nin Evra'ya göndermesi. Gönderdiği an Beşiktaş imzayı atacak. Vegors'un kiralandığına dair sözleşmeler imzalanacak ve Vegors da gelecek. Ya burada hiçbir problem yok. Tek konu kağıdı bekleniyor. Hep bugün yarın, bugün yarın denilmesinin nedeni o. Çünkü her gün bugün gelecek o kağıt durumunu düşünüyor. Ama kağıdında gelmemesinin sebepleri var herhalde. Var. İşte onlardan bir tanesi Burnley'nin o kağıdı bir türlü göndermemesi. Yani bir sıkıntı var. Yani birileri hakikaten ya işte İngiliz tarafı ya Beşiktaş'ta Vegors arasında ve ya Beşiktaş'ın Burnley'e karşı hiçbir problem yok bu arada. Bunları rahatlıkla söyleyeyim. Beşiktaş'ın Vegors'la bir anlaşması var. Vegors'un Beşiktaş'a gelme arzusu baki. Hiçbir problem yok. İki taraf arasında da anlaşma var. Tek konu dediğim gibi Burnley'den gelecek o evrak yani kiralama evrağı. Burnley'in buradan olay Muleyka ile ilişkili değildir. Yani o Beşiktaş'ta işte ne bileyim Burnley arasındaydı. İşte Burnley ile oyuncu arasındaki bir durumdan kaynaklanıyor. Muleyka ile falan alakası olduğunu düşünmüyorum. İngilizler isterse her türlü olur. Bir kere hani şey değil, mali açıdan rekabete giremezsiniz. Championship'e düşmüş olsalar bile. Tabii yani sonuçta orada koruma şeyi var, kuralı var. Paraşüt parası, çok evet. Ciddi para kazanıyor. Yani 90 yani. Milyon pound diye biliyordum en son, ne kadar bilmiyorum şimdi. Yani her şekilde onlar masada güçlü olur. Burada bence Beşiktaş açısından şöyle hayırlı bir durum var. Burnley galiba oyuncudan vazgeçti. Eğer böyleyse tabii yani. Muleka'nın Beşiktaş daha iyi para vermesinden kaynaklanan bir durumdan ziyade Burnley daha iyi opsiyonları vardır. Muleka'yı da değerlendirmişlerdir. Daha iyisini alabiliyorsa ki Burnley herhalde öyle değerlendirmiştir diye tahmin ediyorum. Yoksa ya Beşiktaş niye daha fazla versin ki Burnley'den? Burnley zaten yani... İmkanları daha fazladır. Yani daha fazla. İmkanı fazla ama o ilginç bir kulüp yapısı var. Çok fazla maaş ver mesela Vegos'un maaşı da çok yüksekti. Beşiktaş'a geleceği maaş Beşiktaş'a çok para vermek artık 2 milyon 700 bin euro verecek Vegos'a. Şeye Burnley de veriyordur o parayı ona. Burnley o kadar vermiyor.
daha mı fazlasına gelecek? Ya Beşiktaş biraz daha fazlasına getiriyor. Weghorst anlaşılabilir. Weghorst yani onu Türkiye'ye getirmek büyük iş. Yani Burnley'e gitme şartı onun biraz daha farklı olur. Yani şimdi Türkiye o yaşta işte Hollanda milli takımı vesaire o oyuncuları getirmek çok kolay değil. Daha fazla yani onlara ikna etmek için biraz daha fazla vermeniz lazım. Yoksa niye diyor ki ben Avrupa'da oynuyorum, İngiltere'de oynuyorum, en kötü gider Almanya'da oynarım. Yani ona biraz daha fazla vermen gerek. Ama Muleyka biraz daha farklı. Yani Muleyka'da para değil de sanki başka Burnley'e vazgeçti. Bu Beşiktaş'ın bir avantajı olur. Beşiktaş'a, İbre Beşiktaş'a dönmüştür o zaman. Belki de Muleyka demiştir ki şampiyonşipte diye Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. O da olabilir. Değil mi? Neden olmasın? Bence kıymetli seçeneklerden bir tanesi. Yani yıllar sonra Premier Lig'den düşmüş bir takıma gitmek yerine. Gelecek sezon çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Yani sonuçta bu ikinci şampiyonşipte oynuyorsun. Orada ya da bu arada bu, çok ciddi bir mantalite değişikliği de oluyor. Mesela kulüpte. Bu dediğin de mantıklı. Yani dediği mantıklı o gün. Şundan dolayı. Mesela ben Badou Ndiaye Galatasaray ilk senesi daha 3 ay olmuş. İşte yönetim değişikliği vesaire satılması durumu söz konusu olmuş. Ya Stoke City'ye gitmezsin. Yani bir kariyer planlaması yok. Stoke City değil mi? Stoke City'de kendi Premier Lig'e gitmek istediği gitmek istemek ayrı bir şey. Premier Lig'e gitti. Ya ama evet. Orada daha büyük hedeflerin varsa doğru takıma gitmen lazım. Belki de Burnley'i böyle gördü. Yani kendi Championship'i küçümsemeyelim. Championship'se Championship'te iyi bir lig, göz önünde bir lig. Ama orada mesela bazı takımlar var ya, mesela Fulham bir örnek. Fulham'a giderseniz şunu diyebilirsiniz. Ya Fulham zaten gelecek sezon Premier Lig'e geri çıkar. Ben gideyim dersiniz düşüyor, değil mi? Düşüyor çıkıyor. Yani mesela o ihtimali yüksek gördüğünüz kulüp olur böyle. Mesela ama Burnley'de mesela bunu göremeyebilirsiniz. Alexander Mitrovic, çok özür dilerim. Alexander Mitrovic'i Beşiktaş alacaktı az da. Mitrovic bu ligin tam golcüsü. Yani Mitrovic'e yaklaşık 500 bin euro daha fazla verseydi Beşiktaş yönetimi, yani Başşuay'ın aldığına 500 bin euro kadar daha fazla verseydi Mitrovic buraya gelecekti. Bak Mitrovic tam bu ligin oyuncusu. Geçen sezon başında mı? Tabii geçen sezon gelecekti ama tabii orada biraz yani 4 milyon euroya yakındı onun isteği. Şimdi Mitrovic takımda kalıyor ama şunu yani orada şu ihtimali yüksek görüyorsunuz. Fulham zaten Premier Lig'e çıkar. Ben gelecek sezon Premier Lig'de oynarım. Hı hı. Ama yani bazı takımlar var mesela böyle acaba dedirtir size. Yani Championship'e gitsem Premier Lig'de oynar mıyım? Abi mesela Muleyka Norwich'ten bir teknik. Norwich abi Norwich'e gidilir yani. Norwich'in gelecek sezon Norwich yeniden çıkacak şimdi. Norwich'in oynadığı futbol bir kere ben Championship'te Norwich olduğu vakit formasından değil yani hakikaten oyunu çok şey bir de yani, muazzam. O yüzden belki de o takımı kendine uygun görmedi. Olabilir. Bakalım zaman gösterecek. Eğer Muleyka transferi olmazsa da Beşiktaş'ın mutlaka alternatifleri de var.